Bugünkü dersimizde APA formatında tablo oluşturmayı göstereceğiz. APA formatında tablo dediğimiz şudur. Öncelikle ondan bahsedelim. Evet, şimdi bizde kullanacağımız istatistiğimizde farklı değişkenlerimiz var. Özellikle demografik değişkenlerimiz. Değişkenlerimizin kategorileri var ve kaçar tane oldukları var, yüzdeleri var. Yani şöyle bir tablo nasıl yapılır? Şimdi sizlere onu göstermeye çalışacağız. Öncelikle SPSS datamıza bir inceleyelim. Değişken olarak baktığımızda okul adı, fen notu, matematik notu, Türkçe tarih notu, cinsiyet, ad ve sınıf değişkeni bulunmaktadır. Şimdi burada bizim demografik değişkenlerimize baktığımızda hemen çizerek gösterelim. Demografikte evet sınıf değişkenimiz var. Cinsiyet değişkenimiz var. Yine okul adı değişkenimiz var. Şimdi bu üç değişkeni kullanarak beraber tablo oluşturalım. Öncelikle yapacağımız şey şu. SPSS'de analiz, descriptive statistics, daha sonra frekansa tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra az önce bahsettiğim demografiklerden okul adı, sınıf ve cinsiyet değişkenini buraya atıyorum ve ardından OK tuşuna basıyorum. 3 tane tablo çıktı. Hatta bir tane şunu saymazsak, evet, 3 tane frekans tablosu, okul adları, yani 2 farklı okul var. A, B, C, D, E, F, G. Evet, kaç tane? 7 tane sınıfımız var. Erkek ve kız olarak da toplam evet bir tablomuz var ve toplam 3 tane tablomuz var. Şimdi bunları öncelikle her birine sağ tıklayarak kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra boş bir Excel'de açıp daha sonra Ctrl V kısa tuşuyla yapıştırıyorum. Ardından diğer aldım, sınıfı aldım. Sınıfı aldıktan sonra yine altına yapıştırıyorum bunu da Ctrl V ile. En sonunda da cinsiyeti alıyorum. Cinsiyeti de bunun altına Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şimdi tabi tablomuzu Excel'de yapmamız lazım. Tablomuza bir bakalım. Değişkenler, cinsiyet, kategori, F yani frekans ve yüzdelik. Hemen şuraya başlıyoruz şimdi. Değişkenler, değişken. Burada kategori. Belki orada aynısı değil ama biz yazalım. Frekans, en sona da şöyle bir yüzde yazalım. Yazdıktan sonra şimdi değişkenlerim ne? Okul değişkenim var. Okul değişkenim bakın şurada. Yine kaç kategorili? 2 ve frekans ve yüzdeliği şurada. Şunu alıyorum, yanına yapıştırıyorum. Ardından sınıf değişkeni var. Sınıfı da şöyle aldım. Aldıktan sonra 8A her birini frekansı ve yüzdeliğiyle beraber alıyorum ve yanına yapıştırıyorum. Son olarak cinsiyet değişkeni var. İsterseniz buradan alırsınız. Şöyle yapabiliriz. Evet, cinsiyeti de koyduk. Cinsiyette de erkek kız var, frekans ve yüzdelik var. Ve bunları da kopyaladıktan sonra böyle yapıştırıyorum. Şimdi APA formatında özellikle biz şunu isteriz. Şimdi tekrar tabloya geri döndüğümüzde şöyle açalım. Bakınız yüzdelik nokta ya da virgülden sonra tek basamak olarak alınmış. Onun için yapacağımız şey şudur. Öncelikle şurayı seçiyorum. Seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Sağ tıkladıktan sonra hücreyi biçimlendir. Biçimlendirdikten sonra böyle şöyle bir ekran geldi. Sayıya tıklıyorum. Şurada sayı kısmında evet ondalıklı kısım kaç tane göstersin? Ben bir tane istiyorum ve OK'ye basıyorum. Bakın artık görüldüğü üzere virgülden sonra bir basamak gelmiş oldu. Şimdi isterseniz şuraları da şöyle ortalayalım. Frekansları şurayı ortalayabiliriz. Şöyle. Ortaladıktan sonra bizden istedikleri şu. Tekrar tabloyu gösterelim. Alt çizgi, üst çizgi var. Yani isimlerde, başlıklarda. Bir de en sonunda bir çizgimiz mevcut. Ne yaptık? Yaptığımız şey şu. Şurayı seçiyorum. Seçtikten sonra bakın öğrenme adına gene sağ tıklayıp hücreyi biçimlendir. Burada kenarlık diye bir bölüm var. Burada da metin bakın. Altını tıkla, üstünü tıkla. Metin yani şurayı yapıyoruz. Tamam tuşuna baktığımızda artık alt üstü de çizmiş olduk. Bir de en son tablonun sonunda bir çizgi ister. Burada da yine hücreyi biçimlendir. Bakın sayı, hizalama, sayı tipi yine kenarlıklara geldim. Altını istiyorum, buraya tıklıyorum ve ardından tamam tuşuna basıyorum. Bu işlem bittikten sonra
İsterseniz bakın okul, okulu büyük yazmışız. Şöyle sınıf yapalım. Yine şöyle cinsiyetinde C'si büyük olsun. Eğer ki biraz aralarında mesafe olmasını istiyorsam şöyle yapıyorum. Komple seçiyorum. Birini büyüttüğümde diğerleri de otomatikman büyümüş oluyor. Artık şey hazır, tablomuz hazır. Hazır olduktan sonra kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra boş bir Word'e atıyorum. Bakın artık tablomuz hazır. Tabii özellikle APA formatında şöyle bir basın, mesela şu bir test, buradan aldık bunu da. Tablo sağa ve sola yayılmış vaziyette. Yani baktığınızda yazıyla aynı hizada, sağda ve solda. Bu sebepten dolayı biz de bunu sağa sola getirmemiz lazım. Bunun için tabloyu seçtim. Sağa tıkladım. Tabloyu sığdır. Nereye sığdır? Pencereye otomatik sığdır. Bakın artık tablomuz bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi bir sonraki aşamada ise tabloyu demografiklerine göre yazıyorum. Şimdi biz tezimizi açtığımızda bakın ne yapıyoruz? Önce tablo ismi var. Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş durum, eğitim durumu şeklinde gidiyor. Ne yapıyoruz? Demek ki tabloya göre biz şurada şunu yazıyoruz. Tabloya göre isterseniz tablo numara verirsiniz. Ona göre yazarsınız. Tabloya göre katılımcıların ya da biz öğrencilerin diyelim. Öğrencilerin okul adı, okul, sınıf ve cinsiyet değişkenleri gösterilmiştir. Tekrar tezi açtığımızda, evet ilk cümle böyle ya da evet verilerin analizinde elde edilen sonuçlar incelendiğinde bakınız. İsterseniz biz bunun aynısını alalım, kopyalayalım. Yani bir tezi alıyorum, aynısını kopyalıyorum. Verilerin analizinde ya da tabloya göre öğrencilerin okul, sınıf, cinsiyet değişkenleri gösterilmiştir diyelim. Şöyle diyelim yine okul değişkenine göre incelendiğinde hatta şöyle şurayı silelim. Okul değişkenine göre incelendiğinde öğrencilerin ne kadarı 298'inin şöyle geri geldim. İnin okul birden burada okul bir isim yani. Okul bir. Yüzde kaçı? %70 nokta. Hatta biz virgüllü almışız. Öyle de alabilirsiniz. Yani format neyse. Öğrencilerin 298'inin okul 1. Yine 124'ünün evet 100 dediğimizi yazalım buraya. 29 nokta 29.4'ü ise okul 2'den olduğu görülmüştür. Olduğu görülmüştür. Demek ki belki de sayıdan sonra şunu kullanmak daha iyi olabilir. Şunu kopyalayalım. Bir sonraki aşamada yine sınıf için yazarsınız. Aynı formatta. Hatta yazmaya gerek yok. Ben söyleyeyim. Şöyle ki sınıf değişkenine göre incelendiğinde 8A'dan 64, 8B'den 65 devam ettik. Cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde ise 252'sinin erkek, 170'inin kız olduğu görülmektedir şeklinde de buna eklenebilir.